Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yaptığı ürünler düzenlenen sergide beğeniye sunuldu. Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı eserler düzenlenen sergide görücüye çıktı. Hepsinin emeklerine sağlık, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederiz. Evet. Ataşehir Mahallesi Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi. Kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru eserler beğeni topladı. Evet hocam, burası boş bir dükkan, sağ olsunlar. Komşumuz temizledi kursiyerleri, sağ olsun komşulara nasip. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, emeği geçenlere teşekkür ederek kursların devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta da yine mahallelerde lokal olarak sergilerimizi açmaya devam ediyoruz. Bugün de Ataşehir Mahallesi'nde el sanatları öğretmenimiz Ayşegül Çelik Sezer ve kıymetli kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden müteşekkil sergimizi açtık. Bu sergimizde de değişik filografi, el sanatları, yine kağıt rölyef gibi sanatların sergilendiği kurslarımızı açıyoruz. Kurslarımıza katılan hanımefendiler yılbaşından, sene başından itibaren gerek el becerilerini geliştirmek, gerek meslek edinmek, gerek sosyalleşmek amacıyla kurslarımıza devam ettiler. Bu kurslarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Ben emek veren herkesin emeğine sağlık diyorum ve tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Ayşegül Çelik Sezer, öncelikli amaçlarının ev hanımlarına meslek edindirmek olduğunu söyledi. Halk Eğitim Merkezi olarak bayanlara yönelik kurslar açmaktayız. Ben Ataşehir Mahallesi'nde görevi yapmaktayım. Öncelikli amacımız ev hanımlarına meslek edindirmek, onların daha verimli, daha aktiviteli, daha sosyal bir yaşama kazandırmak. Ben hem kursiyerlerim hem kendim adıma teşekkür ediyorum tekrar Halk Eğitim Merkezi'ne bizlere bu fırsatı tanıdığı için. Ürünlerimizi çok kısa bir sürede 2-2,5 ay süresinde biz ortaya çıkardık.